Merhaba arkadaşlar. Bu videoda size gündelik hayatta Excel kullanırken işlerinizi kolaylaştıracak 10 Excel özelliğini anlatacağım. Bu Excel özelliklerini sizler de kendi verilerinizde kolaylıkla kullanabilirsiniz. Herhangi bir hücreyi seçtikten sonra Ekle Insert sekmesine geliyorum. Pivot tabloya tıklıyorum ve var olan çalışma sayfası diyorum. Konum olarak herhangi bir yeri belirliyorum ve tamam dedikten sonra verilerime pivot tablo ekleyebiliyorum. Satış personellerime buradan geliyorum ve satırlara atıyorum. Müşterilerime onun altına atıyorum. Adetlerimi de gördüğünüz gibi değerler kısmına atıyorum ve bir pivot tablo oluşturuyorum. Bakın burada alt alta olacak şekilde verilerim mevcut. Pivot tablonun üzerine tıkladığımda açılan tasarım sekmesine geliyorum ve rapor düzeni report layout'tan sekmeler halinde göster Show in Tabular Form'u seçiyorum ve bakın yan yana olacak şekilde gösterdim. Toplamları, alt toplamları görmek istemiyorum. Sağ tıklıyorum ve alt toplamın üzerine bir kere tıkladığımda kaldırabiliyorum. Buradaki boşlukları nasıl doldurabilirim? Rapor düzenine tıklıyorum ve tüm öğe etiketlerini yineleyi seçtikten sonra alt alta olacak şekilde bunları doldurabiliyorum. Excel'de pivot tablolarla ilgili çok az bilinen bir özellik göstereceğim. Eşittir deyip pivot tablomdan bir sayısal veriyi seçtiğimde İlgili hücreyi seçtiğimde özet veri al üretilir. İngilizcesi Get Pivot Data. Bunu nasıl kaldırabiliriz? Pivot tablonun üzerine tıkladığımda açılan analiz sayfasından pivot tablonun altındaki üçgene tıklıyorum. Seçeneklerin yanındaki üçgene tıklıyorum. Bakın seçeneklere tıklamıyorum. Buradaki özet veri al tiki işaretlidir. Bunu seçiyorum ve özet veri alı kaldırıp geldiğimde buraya eşittir deyip buradaki hücreyi seçtiğimde artık özet veri al üretilmiyor. Örneğin bunun %18'ini almak istiyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde ilgili işlemleri gerçekleştirebiliyorum. Excel'de çapraz ara formülü. Çapraz ara formülünün İngilizcesi XLOOKUP. Yalnızca Microsoft 365 kullanıcıları için kullanılabilir durumdadır. Biz düşey arada aradığımız değerin yalnızca sağ tarafındaki verileri getirebiliyorduk. Çapraz arada ise sol tarafındaki verileri de getirebiliyoruz. Eşittir çapraz ara dedikten sonra tab tuşuna basıyorum ve formülümün içerisine giriyorum. Arama değeri buradaki ürün kodu değerim. Noktalı virgül. Arama dizisi ürün kodunun yer aldığı sütunu seçiyorum. Noktalı virgül. Döndürülen dizi getirmek istediğim verilerin yer aldığı ürünler sütununu seçiyorum. Parantezimi kapatıyorum ve enter'a basıyorum. Gördüğünüz gibi ürün kodlarımın karşılığındaki ürünlerin değerlerini buraya getirmiş oldum. Excel'de iç içe çapraz ara kullanımı. Satış personellerimi veri doğrulama listesiyle buraya getirdim ve aylarımı da yine veri doğrulama listesiyle buraya getirdim. Satış adedimi hesaplayacağım. Eşittir çapraz ara dedikten sonra burada iç içe çapraz ara kullanacağım arkadaşlar. Çapraz aranın İngilizcesi XLOOKUP. Tab tuşuna basıyorum, formülümün içerisine giriyorum. Arama değerim satış personeli Ali değerim. Noktalı virgül. Arama dizisi buradaki satış personellerimin yer aldığı listeyi seçiyorum. Noktalı virgül. Döndürülen dizi buraya çapraz ara formülünü bir kez daha yazıyorum ve tab tuşuna basıp formülümün içerisine giriyorum. Arama değerim buradaki ay değerim. Noktalı virgül. Arama dizisi buradaki başlıklardaki diziyi seçiyorum. Noktalı virgül. Döndürülen dizi bu alttaki satış adedi değerlerim. Parantezimi 1 ve 2 kere kapatıp enter'a basıyorum. Ali Ocak'ta 125 adet satış yapmış. Peki buradan geliyorum. Ebrar Ocak'ta ne kadar satış yapmış? 119 olacak şekilde dinamik bir liste hazırlayabiliyorum arkadaşlar. Excel'de harika bir uygulama. Çapraz ara formülüyle ürün adı, satış adedi ve iade adedini tek hamlede buraya getireceğiz. Eşittir çapraz ara dedikten sonra tab tuşuna bastım, formülümün içerisine girdim. Arama değeri buradaki ürün kodu değerimi seçiyorum. Noktalı virgül. Arama dizisi ürün kodlarımın yer aldığı hücreleri seçiyorum. Noktalı virgül. Döndürülen dizi olarak buradaki diğer verilerimin tamamını seçiyorum. Parantezimi kapatıyorum ve enter'a basıyorum. Bakın buradaki ürün adı, satış adedi ve iade adedini otomatik olarak getirdi. Ürün kodumu buradan veri doğrulamayla değiştirilebilir şekilde seçtikten sonra gördüğünüz gibi dinamik olarak verilerimin de değiştiğini görebiliyorum. Excel'de bir veri dizinin içerisinde geçen bir kelimeye göre arama yaptırma. Tükenmez kalemin içerisindeki tükenmeze göre saydırma işlemi yaptıracağız. Eşittir. Eğer say dedikten sonra tab tuşuna basıyorum, formülümün içerisine giriyorum. Aralığı soruyor bana. Aralığı seçiyorum. Noktalı virgül. Ölçütü soruyor bana. Şimdi ölçütü tırnak işareti içerisinde ve başına ve sonuna
çarpı işareti yani yıldız işareti koyarak yazıyorum. Tükenmez yazdım. Yıldızı koyuyorum. Tırnağımı kapatıyorum. Parantezimi de kapatıp enter'a basıyorum. Bu içerisinde bu yapmış olduğum işaret içerisinde tükenmez geçenleri ara demek oldu. Gördüğünüz gibi 5 adet içerisinde tükenmez geçen verim mevcutmuş. Herhangi bir hücreyi seçtikten sonra ekle sekmesine geliyorum ve tabloya tıklıyorum. Ya da aynı şeyi CTRL ile birlikte L tuşlarına basarak da tablo oluştur iletişim kutusunu açabiliyorum. Bakın buradan sonra tamam dedikten sonra verilerimi tablo formatına çevirebiliyorum. Verilerimi tablo formatına çevirdikten sonra dilimleyici ekle sekmesinden geliyorum ve buraya ürün adına ait bir dilimleyici ekleyeceğim. Bakın ilgili dilimleyiciyi ekledim. Ben buradan ilgili ürünlerimi seçtiğimde o ürünlere ait bütün değerlerin otomatik olarak filtrelenmesini sağlayabiliyorum. Bakın buradan CTRL ile birlikte istediğim kadar ürün seçebilir. Buradaki çarpıya basarak da gördüğünüz gibi filtrelemeyi kaldırabilirim. Excel'de harika halka grafikleri oluşturmak, bir işin ne kadarının tamamlandığının ve kaldığının yer aldığı verilerimi seçiyorum, ekle sekmesine geliyorum ve grafiklerin içerisindeki halka grafiğimi seçiyorum ve verilerimi ekliyorum. Bakın bu şekilde verilerimi ekledikten sonra ben buradaki bu halkalarla ilgili değişiklikleri kolayca ve hızlıca yapabiliyorum. Excel'de yalnızca görünür hücreleri kopyalama. Bakın buradaki iki hücreyi seçtim, sağ tıkladım ve gizle dedim. İlgili hücrelerimi gizledim. Mevcut tablomu seçiyorum. Ctrl C ile kopyalıyorum. Bir yan hücreye geçip Ctrl V ile yapıştırdığımda bakın gizlediğim hücreleri de kopyalar. Ben böyle olsun istemiyorum. Geri alıyorum. Geldim. İlgili hücrelerimi seçiyorum. Ctrl Alt ve G tuşlarıyla özel git iletişim kutusunu açıyorum. Özele basıyorum ve bakın buradaki yalnızca görünür hücreleri seçiyorum ve tamam diyorum. Ctrl C ile kopyalıyorum. Bir sonraki sayfaya geliyorum. Ctrl V ile yapıştırdığımda yalnızca görünür olan yani gizlediğim hücreleri göstermeden sadece görünür hücreleri buraya kopyalamış oluyorum.